Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün yine çok güzel bir model göstereceğim sizlere. Ben bunu iğneden tığa tasarladım. Bir yapmaya oldu. Bu kadar güzel olacağını gerçekten ben bile anlamamıştım. Şöyle motiflerini bitirince inanılmaz hoşuma gitti. Bu oya da bu yazmayı kullanıyorum. Biliyorsunuz bu yazmalarda size model gösteriyorum. Ben tamamını yapmıyorum. İçindeki renklerden renk tonlarının üçünü de kullanıyorum. Başka renk tonu var mı? Yok herhalde. Beyaz var. Beyaz kullanmayacağım. Kendi ana rengi. Bu oyayı yaparken iki tane tığ kullanıyorum. Şu kalıntığım benim örgü liftim. Bunun arka kısmını kullanacağım. 20 numara tığla da sizlere göstereceğim yapımını. Bunu ise elinizde hangi tığ varsa o tığla yapabilirsiniz. 20 numara tığ şart değil. Bazen diyorlar abla şart mı? 20 numara. Hayır, 20 numara şart değil. Eliniz hangi tığa alışkınsa o tığla oyalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi şuradan oyayı göstererek inşallah oyamızın yapımına geçelim. Oyamız bu şekilde. Bakın. Şöyle. Bunu iğneden tığa tasarladım gerçekten. Oya çok güzel oldu. Şöyle bakıldığında yapımı kolay ama çok gösterişli bir oya oldu. Beğeniyorsanız modellerimi, videolarımı beğeniyorsanız beğeniniz benim için çok önemli. Beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdi bunun hemen şuradan yapımına geçelim. Dediğim gibi yapımı da gerçekten çok kolay. Önce taban kısmını göstereceğim. Ben ara kısmını bu şekilde koydum. Tabii ki arasını siz istediğiniz mesafeyi, boşluğu bırakabilirsiniz ara kısmında. Şimdi öncelikle şu altının zürafa kısımlarını ikişer zincirden çektim. Hemen şu taban kısmının yapılışını göstereyim. Daha sonra yapraklar ve motifimizi kuralım. Buraya tığımı tığ battıya sabit ettikten sonra 1, 2, 3 zincir çekip başına bir kez sarıyorum. Bir tane atlayarak hemen yanındaki tığ battıya bakıp önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkarıyorum. Daha sonra buradan bir iki tane zincirim çekip tepesinden bir iki üç dört dört kez battıktan sonra yanındaki tığ battının içerisine geçiyorum. Tekrar bir iki üç zincir çekip başına sarıyorum. Bir tane tığ battı atlayarak çıkarıyorum. Buradan bir iki üç dört beş alt zincir çekerek dönüyorum. Şuradaki tepeye batıyorum. Buradan bir zincirimi çekerek dönüyorum. Bir zincirimi çekerek döndüm. Başına bir kez sarıyorum. Hemen yuvanın içine bir kere battım. Başına iki kez sarıyorum. 2 2 2 çıkarıyorum. Başına tekrar iki kez sarıyorum. Aynı yere batıp 2 2 2 çıkarıyorum. Başına 1 2 3 kez sarıyorum. Tekrar ikişer ikişer çıkarıyorum. Tekrar 3 kez sardım. İkişer ikişer çıkardım. Şimdi 4 kez sardım. Batıyorum. 2 2 2 2 2 ve 2 kez sardıktan sonra buraya 1 2 3 4 5 6 zincir çekerek son yaptığım dolgunun içerisine batıp 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaparak aynı yuvanın içerisine tığımı batıyorum ve kenara çekiyorum. Buradan bir zincirimi çekiyorum. Aynı şekilde bu yaptığım yaprak gibi iki tane daha yaprak yapıyorum yanına. Üç tane yaprağımı yaptım ve sonuncu sık iğnemi yuvanın içerisine battıktan sonra buraya bir iki zincirimi çekip şuradaki dolgumun içerisine bir iki üç
4 tane batıp hemen sıradaki tığ battıya geçiyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincirimi çekip başına bir kez sarıp bir tığ batısı atlayarak yanındaki tığ battıya batıp önce 1, sonra 2 çıkardıktan sonra 1, 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 4 tane dolgumu yapıyorum ikişer zincir çekerek. Taban kısmı sıralı bir şekilde böyle devam ediyor. Şimdi şurayı bitireyim hemen. Bakın şöyle yapraklarımızı yaptık. Şimdi şu uç kısmının sayılarını vereyim. 2 tığıma sabitledim. Sabitledikten sonra şurada 6 tane zincir çekmiştim. 6 zincirimin için sırasından batıyorum. Bunu buraya şöyle sabitleyip bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ilmeğimi uzatarak diğer tığımın arkasını alıyorum. Bunu kulak çubuğuyla da yapabilirsiniz. Kulak çubuğuyla yaptığınızda şuradaki aradaki pimpirikler birazcık daha küçük olur. Buradan batıyorum. Bir, iki zincir çekip takıyorum. Bakın sadece ilmik almıyorum. İki zincir çekiyorum. İki oldu. Batıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Üç oldu. Dört. 5 6 7 8 9 9 tane ilmeğimi aldıktan sonra batıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çekerek dönüyorum ve tığı buradan çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra hemen ilk ilmeğin içerisinden batıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir çekip bir tane ilmik atlayarak ikinci ilmeğin içerisinden batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekip bir ilmik atlayarak ikinci ilmeğin içerisinden battım. 4 zinciri çekiyorum. Aynı şekilde 4 zincirimi çekiyorum ve sonuncu ilmeğin içerisinden batıyorum. Aralarında birer tane pırpır kaldı. Şimdi bir zincir çekerek dönüyorum. Altından giriyorum, çıkarıyorum. 1 çıkarıyorum, 2. Bakın normal sık iğne değil. Altından giriyorum, içinden çıkarıyorum ve zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 tekrar yanındakine geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Evet, hepsine 7'şer tane sık iğne yaparak bir zincir çekiyorum. Bunu buradan kesiyorum. Ucunu kısaltıp hemen uç kısmını yakıyorum ve şöyle düzenliyorum. Bu yaptığım şekilde iki tane de şu tepeye yaparak dönüyorum sizlere. Evet, bu şekilde bakın 3 motifinde bitirdim. Hem kolay hem gösterişli, çok güzel bir model. Her motifte birbirinden gerçekten güzel oldu. Kolayca yapabileceğiniz şöyle çeyizlere inanılmaz güzel bir model oldu. Dediğim gibi ben de bu kadar güzel olacağını hiç beklemiyordum ama gerçekten güzel oldu.
İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.